Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda M.Ö. 6. yüzyıl, M.S. 2. yüzyıl felsefesi soru çözümlerimizi yapacağız. Birinci soruya baktığımızda ilk çağ felsefesine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Evet, sofistler felsefenin konusunu doğadan insana çevirmişti. Doğrudur. Sofistler felsefenin ağırlık merkezine doğa konusundan insan konusuna kaydırırkenki amaçları işe yarar becerikli yurttaşlar yetiştirmek istemeleridir. Bu bilgi doğru bir bilgidir. Diğer şıkka baktığımızda Demokritos'a göre varlık sadece maddeden ibarettir. Evet, Demokritos atomların varlığın temelini oluşturduklarını söylemişti. Varlık temelinde maddi olan, bölünemez olan atom olduğunu söyler. Bu da yine maddeci, materyalist bir anlayışı öngörür. Doğrudur yine, bu şıkta doğru bir cevaptı. Diğer bir şıkka baktığımızda, evrende bir hareket ve değişme kabul eden Pisagor, ruhu ölümsüz olarak kabul eder. Evet, Pisagor aynı zamanda her şeyin temelinde matematik ilkelerinin yattığını öne sürmüştü ve hareket ve değişme olduğunu, evrende bir hareket ve değişme söz konusudur, bunu kabul eder. Heraklitos'a göre evrenin ana maddesi ateştir. Evet, evrenin ana maddesi ateştir Heraklitos'a göre. Yine zaten bir değişim dönüşümden bahseder Heraklitos. Evrende bir hareketlilik söz konusudur. Bu da bizi ana maddenin ateş olduğuna götürür demişti. Son şıkka geldiğimizde Parmenides'e göre duyular evrendeki hareket ve değişmeyi kavrayamaz. Bu yanlış bir bilgidir. Çünkü Parmenides evrende hareket ve değişme söz konusu değildir Parmenides'e göre. Tam tersine durağan ve sabitlikten bahseder. O yüzden evrendeki hareket ve değişme cümlesinden, kelimelerinden bunu çıkaramayız. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. Stoa'ya göre erdem bir güçtür. Bu güce sahip olmakta çevrenizdeki dünyayı değiştirmeye çalışmak yerine kendinizi değiştirmeye çaba harcamamıza bağlıdır. Çünkü insanı zincire vuran sonsuzluğa uzanan istekleridir. İsteklerine uygun yaşayan insanın aklı körelir. İsteklerin birini karşılarsanız diğeri gündeme gelir. İlk çağın önemli felsefe ekollerinden olan Stoa felsefesi için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir demiş bize. Şimdi Stoacılara göre sıkıntılarımızın çoğu elimizde olmayan şeyleri isteme ve sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmemekten kaynaklıdır. Bunun için de kendimizi değiştirmenin en sağlıklı yol olduğunu söyler. Genel olarak felsefelerine baktığımız zaman. Zaten burada da paragrafta da yine isteklerine uygun yaşayan insanın aklı körelir. İstekler bitmek, tükenmek bilmeyen olduğu için, istekler olduğu için bunu birazcık törpülemekten bahsederler. O yüzden de kendimizi değiştirmenin en sağlıklı yol olduğunu öne sürmüşlerdir. Şıklarda bunu arayacağız. Somut olguları ele almışlardır. Evrenin yapısını anlamaya çalışmışlardır. Çevresel etkenleri kontrol etmeyi amaçlamışlardır. Arke problemini ele almışlardır. İnsanın değişebileceğini savunmuşlardır. Bu paragrafta insanın değişmesi gerektiğini ve değişebileceğini savunduklarını söylemiş. Yine arke problemi dediğimiz, hatırlayalım, evrenin ilk ana maddesi, ilk nedeni problemidir. Bu bilgiyi de burada vermiş olalım. Cevabımız E seçeneğidir. Evet, üçüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar, Protagoras, insan her şeyin ölçüsüdür derken, bilginin bütünüyle öznel bir temele oturduğunu savunmuştur. Buna karşılık Platon'a idealar dünyasının bilgisi zamana ve kişiye göre değişmez bir nitelik taşır ve tamamen nesnel bir temele dayanır. Bu parçada bilgi kuramının hangi soru
konusu ile ilgili bir arayış söz konusudur. Şimdi Protagoras sofist bir filozoftu. Bilgi anlayışlarında da, sofistlerin bilgi anlayışlarında relativizm, yani görecelilik benimsenmiştir. Burada Protagoras öznel bir bilgi anlayışı, yani kişiye göre değişen bir bilgi anlayışından bahsederken, Platon nesnel, yani kişiye göre değişmez, herkes için geçerli, yani genel geçer, herkes tarafından kabul gören bir bilgiden bahseder. O yüzden cevaplara baktığımız zaman doğru bilginin kaynağı nedir sorusu, görünen varlıkların bilgisi güvenilir midir, bilginin en güvenilir kaynağı nedir, genel geçer bilgi olanaklı mıdır, bilgi nesneyi ne ölçüde yansıtır? Evet, cevabımız D seçeneğidir. Dediğimiz gibi genel geçer, yani herkes tarafından geçerli bir bilgi var mıdır, yok mudur? Bu soruya yanıt vermişlerdi Protagoras ve Platon. Protagoras'a göre öznel bir temel vardır ve genel geçer bilgi yoktur. Ama Platon'a göre değişmez bir nitelikte bir bilgi, yani nesnel temele dayanan bilgiler söz konusudur. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Evet, skeptisizmin şüphe anlayışını Descartes'in şüphe yöntemiyle karıştırmamak gerekir. Skeptisizm de şüphe amaçken Descartes'ta şüphe kesin bilgiye götüren bir araçtır. Evet, skeptik filozoflar şüpheci filozoflardı. Şüpheyi amaç halinde kullanırken Descartes'ta şüphe doğru bilgiye, kesin bilgiye götüren araç olarak kullanılmıştır. Şıklara baktığımızda filozofların birbirinden etkilendiği, toplumsal koşulların düşünceleri etkilediği, bilimsel gelişmeleri şüpheyi ortadan kaldırdığı, filozofların kavramlara farklı anlam yüklediği, şüphe duymanın bilimsel gelişmelere zemin oluşturduğu. Cevabımız evet, D seçeneğidir. Çünkü dediğim gibi filozofların kavramlara farklı anlamlar yüklediği. Çünkü septikler şüpheyi amaç olarak kullanıyorlar, şüpheyi bu kavramda kullanıyorlar ama Descartes'ta şüphe doğru bilgiye götüren bir araçtı. Filozoflar kavramları farklı farklı kullanabilirler, kullanmışlardır da zaten. Beşinci soru. Tağcılık anlayışına göre insan hiçbir varlığı açıklayamaz. Mutlak varlık zihinde bir ilkedir. Biçimi ve maddesi yoktur. Elle tutulamaz ve belirsizdir. Değişmez ama bütün değişmelerin nedeni olan bir ilkedir. Evet, tağcılık yaklaşımının varlık anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yalnızca somut varlıkları kabul ettikleri, deney ve gözlem verilerine değer verdikleri, doğa araştırmalarına yöneldikleri, insan düşüncesine bağlı varlıkları kabul ettikleri, evrende bir değişme olduğunu savundukları. Şimdi evrende bir değişme söz konusudur ve bütün değişmelerin nedeni Tao'dur der bize Tao'culuk anlayışı. O yüzden evrende bir değişme olduğunu savundukları diyebiliriz. Tavuculuk yaklaşımı varlık anlayışı için evrende bir değişme olduğunu savundukları diyebiliriz. Konfüçyüs, insanlar arası uyumlu ilişkiler, devlet adamlığı üzerine fikirler ileri sürmüş, yaşamı sorgulamaktan ve erdemli bir insan olmak için sergilenmesi gereken davranışlardan söz etmiştir. Konfüçyüs'ün felsefi anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bilimsel konuları ele aldığı, toplumdaki sorunlardan etkilendiği, insan yaşamını etkileyen konulara yöneldiği, somut olguları konu edindiği, baskıya rağmen doğruları savunduğu. Şimdi burada arkadaşlar, yaşamda insanların nasıl davranması gerektiği, aralarındaki uyumlu ilişkilerini, erdemli insan olmanın gerekliliklerinden bahsetmiş. Yani yaşamda nasıl uyum sağlanabilir? O yüzden insan yaşamını etkileyen konulara yöneldiği cevabımız doğru cevaptır. Çünkü yaşamı sorgulamaktan ve erdemli bir insan olmak için sergilenmesi gereken davranışlardan söz etmiştir demiş bize
Bu yüzden de yaşamda insanların nasıl davranması gerektiğiyle alakalı insan yaşamını etkileyen gibi insan yaşamını etkileyen konulara yönelmiştir Konfüçyüs felsefesi. Tıp biliminin Mısır'da gelişmesi sadece merak duygusuyla açıklanamaz. Öldükten sonra yaşamın devam ettiği inancı, bedenin nasıl korunabileceği konusunda çalışmalara kapı aralamış, bu da tıp biliminin gelişmesini sağlamıştır. Aynı şekilde Nil Nehri'nin taşkınlarında insanların yaptıkları çalışmalar, geometri, matematik gibi bilimlerin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu parçaya göre bilimin gelişmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır? Burada arkadaşlar Mısır'da gelişmesi merak duygusuyla sadece açıklanamaz. Şimdi Mısır'daki Mısırlar öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inandıkları için bununla alakalı çalışmalar yapmışlar. Yine Nil Nehri, yani yaşadıkları coğrafi konu Nil Nehri yakınlarında olduğu için yine insanların yaptıkları çalışmalar geometri ve matematik gibi bilimlerin gelişmesine neden olmuştur. Toplumda özgür düşüncenin olmasına, bilimsel çalışmaların desteklenmesine, insanda var olan merak duygusuna, ihtiyaç doğrultusunda yapılan çalışmalara, teknolojinin gelişmesine. Burada doğru cevabımız D seçeneğiydi. Çünkü coğrafi konu nedeniyle yapılan çalışmalar bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır. Paragrafta bundan bahseder. Yine ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları çalışmalar bilime, felsefeye yön vermiştir. O yüzden Denizli'dir doğru seçeneğimiz. Sekizinci soruya geldiğimizde Mısır ve Babillerin gözleme ve uygulamaya yönelik yaklaşımlarının sonuçları ile Yunanlıların salt bilgiye yönelik spekülatif yaklaşımlarının sonuçları farklı olmuştur. Salt burada sadece yalnız anlamında kullanılmıştır. Yine spekülatif yine bakış açılarının farklılığından, yani kurgusallıktan bahseder. Kurgusal yaklaşımlarının sonuçları farklı olmuştur. Babillerin astronomi bilgisi, gökyüzü cisimlerinin görünen hareketi, uzun gözlemlerle saptamaları, bunlar arasındaki ilişkileri kestirmekten ileri gitmiyordu. Yunanlar, Mısır ve Mezopotamya'da gelişen teknik, astronomi, tıp gibi alanlardaki gelişmelerden yararlanmakla birlikte doğayı gerçekçi bir bilgi tutkusuyla ele alıp incelemişlerdir. Bu parçada antik Yunan'la ilgili aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur demiş bize. İlk bilimsel çalışmaları yaptıkları, bilimi teknolojiye dönüştürdükleri, bilime farklı bir yaklaşım getirdikleri, varlığı bütünsel olarak inceledikleri, özgür düşünceye önem verdikleri. Şimdi burada arkadaşlar bakış açılarının farklılığından bahsetmiştir. Yani Yunanlıların ve Mısır ve Mezopotamya'da gelişen teknik, astronomi, tıp gibi alanlardaki gelişmelerden yararlanmakla birlikte doğayı gerçekçi bir bilgi tutkusuyla ele alıp incelemelerinden bahsetmişti. O yüzden cevabımız C seçeneğiydi. Çünkü bilime farklı bir yaklaşım getirmiştir antik Yunan. İlk çağ Yunan felsefesi ilk önce Küçük Asya'da eski bir İonya kolonisi olan Milet'le doğmuştur. Bu dönemde Thales, Anaximenes, Anaximandros adlı filozoflar ön plana çıkar. Bunları özel kılan mitolojik dinsel düşünceleri bir yana bırakıp deney ve gözlem verilerini ön plana çıkaran açıklamalarıdır. Şimdi mitoloji ve dinsel düşünmeleri ön plandan çıkarıp deney ve gözlemi ön plana çıkarmışlardır. Mitolojiye ve dini düşünceleri bir tarafa bırakıyorlar. Bilimsel verilerden, deney ve gözlem dediğimiz bilimsel verilerden yararlanma yoluna gidiyorlar. Bu parçada diyor, ilk çağ filozofların hangi özelliği vurgulanmıştır? Dinsel unsurlardan etkilenmiş olmaları, yaşadıkları toplumla çatışma içinde olmaları, toplum yaşamını etkilemiş olmaları, bilimsel bulgulardan yararlanmış olmaları,
araştırmalarda bilimsel yaklaşım sergilemeleri. Cevabımız E seçeneğiydi. Çünkü araştırmalarda bilimsel yaklaşım, yani deney ve gözlem verilerini kullandıkları için bilimsel yaklaşım sergilemeleri paragrafla bağlantı kurduğumuzda özellik olarak E seçeneğini bize vermiştir. Fiziğin esaslarını belirlemek isteyen bir fizikçinin fizik tarihini bilmesi zorunlu değildir. Ama felsefede derinleşmek isteyen bir kimsenin felsefe tarihiyle ilgilenmesi şarttır. Önemli felsefe problemleri, felsefi düşüncenin sürekli geleneği içinde gelişir. Bütün bu düşüncelerin birbirine ne bakımdan bağlı, ne bakımdan karşı olduğu tarihi akışları içinde kavranabilir. Bundan dolayı tarihsiz felsefe yapılamaz. Evet arkadaşlar, felsefede derinleşmek için, ilerlemek isteyen insan için felsefe tarihini bilmesinin gerekliliğinden bahsetmiş paragrafta bize. Şıklara bakıyoruz. Felsefe tarihini bilmenin gerekliliği diyebiliriz. Diğer şıklara baktığımızda felsefenin farklı toplumlara etkisi, felsefenin ortaya çıkış nedeni, felsefe düşüncenin niteliği, felsefe bilim ilişkisi. Burada bize asıl anlatmak istediği felsefe tarihinin bilinmesinin gerekliliği, yani felsefede derinleşmek, ilerlemek isteyen kişinin felsefe tarihinin bilmesinin gerekliliğinden bahsettiği için cevabımız A seçeneğidir. Tarihsel süreç içinde günümüze kadar gelişen felsefe sistemleri çok kere antik Yunan felsefesinde temellenmektedirler. Antik dönemin Thales, Sokrates, Platon, Aristoteles, Heraklitos gibi büyük filozofları Orta Çağ dönemi filozoflarına etki ettikleri gibi günümüzdeki düşünürlere de etki etmektedirler. Burada Orta Çağ dönemi filozoflarına etki etmiş bu filozoflar, antik dönem filozofları yine günümüzdeki düşünürlere de aynı zamanda etki etmeye devam ediyorlar. Bu parçada ilk çağ felsefesine hangi yönü vurgulanmaktadır? Bilim ve teknolojinin gelişimini hızlandırması, etki alanının günümüze kadar uzanması, dinsel unsurlardan etkilenmesi, toplumlar arasında etkileşim arttırması, soyut konuların ele alınması. Evet, cevabımız açık bir şekilde Bursa'dır. Çünkü etki alanının hala da günümüze kadar, günümüzdeki düşünürlere de kadar uzanmasından bahsetmişti. 12. soruya geldiğimizde Yunan felsefesi yalnızca batıdaki bilimin beşiği olmakla kalmaz, aynı zamanda İslam felsefesinin de kaynağını oluşturur. Bu sebeple antik Yunan felsefesini Sokrates, Platon, Aristoteles gibi düşünürleri bilmeden İslam felsefesinin temellerinden kavranabilmesine imkan yoktur der bize. Evet. Antik Yunan felsefesinin batıdaki bilimi ve İslam felsefesinin kaynağını oluşturduğunu söylemiş bize paragrafta. Bakalım şıklara. Doğayı anmaya yönelmesi, mitolojik unsurları içermesi, varlıkları bütün olarak ele alması, farklı felsefelerin oluşumuna etki etmesi, farklı kültürlerin izlerini taşıması. Evet, farklı felsefelerin oluşumunda etkili olması antik Yunan felsefesine bu yönünü vurgulamış paragrafta bize. Sokrates, Platon, Aristoteles gibi antik Yunan düşünürleri hem batıdaki bilimin gelişmesinde hem de İslam felsefesinin temellerinin atılmasında kaynaklık etmiştir. Evet, son soruyu da bitirdik arkadaşlar. Şimdilik bu videodan sonra başka diğer bir videoya